Merhaba çocuklar. Şimdi daha önceden bildiğiniz bir konuyu işleyeceğim size. Simetri konumuz. Nedir simetri çocuklar? İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller diyoruz. İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik. Evet, örneklerle açıklayalım çocuklar. Bakın, burada bir kare çizdim ben. Ve kareyi tam ortadan ikiye ayırdım. İki tane eş parça oluştu. Ve ortadaki bu çizgiye, kareyi iki eş parçaya ayıran bu çizgiye simetri doğrusu diyoruz. Bütün simetrik şekillerin simetri doğruları vardır çocuklar. Evet, yan tarafta da yine bir yüz yaptım. Aynı şekilde ortadan ikiye ayırdığımda sağ taraftaki bölüm ile sol taraftaki bölüm birbirine eşit oluyor. Ve simetrik şekilleri ikiye katladığımız zaman çocuklar birbirinin üstüne geliyor. Bakın, şu şekilde olduğu gibi. Ben size bir kalp çizdim. Bu da bir simetrik şekil. Simetri doğrusu. Şöyle yapayım. Bakın. Buradan simetri doğrusunu göstereyim size. Ve buradan ikiye katlayalım. Bakın. Açtığımda, kapattığımda iki eşit parça birbirinin üstüne gelecek şekilde oluyor. Ve ortadaki şu çizgide, iki eş parçaya ayıran çizgide simetri doğrusudur çocuklar. Evet, gelelim kelebeğimize. Kelebeğimizi de aynı şekilde ortadan ikiye böldüğüm zaman simetri doğrusu oluyor ve iki eş parçaya ayırıyor. Sağdaki parçayla soldaki parça birbirinin eşit oluyor çocuklar. Bir cismin simetrisi olup olmadığını anlayabilmemiz için iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağına bakmamız gerekir çocuklar. Eğer iki eş parçaya ayrılabiliyorsa simetrik şekildir. Simetrik şekilleri simetri doğrusundan katladığımızda eşit parçalar birbirinin üstüne gelir. Biraz önce gösterdiğim gibi. Kalp örneğinde gösterdiğim gibi. Evet, aynalardaki görüntüler cisimlerin simetriğidir çocuklar. Şöyle bir yatay ayna çizdim. Aynaya baktığımız zaman simetrimizi görüyoruz. Yani aynı, bizimle aynı olan görüntüyü görüyoruz. Burada P harfi ve burada yatay bir ayna. P harfini aynadan baktığımızda nasıl görürüz çocuklar? Evet, aynadaki yakınlıktan başladım çizmeye. Bu şekilde çizdim. Sonra buradan aşağıya doğru tekrardan çizdim. Ve yuvarlağını çizdim. Pek düzgün olmadı ama P'yi de bu şekilde görüyoruz çocuklar. Evet, her cismin simetri doğrusu çizilebilir mi çocuklar? Her cismin tabii ki simetri doğrusu çizilemez. Ancak simetrik olan şekillerin simetri doğrusu çizilebilir. Evet, bu örnekle başlayalım. Buraya bir üçgen çizdim çocuklar. Bakın, üçgeni tam ortadan ikiye böldüm. Ve iki eş parçalar oluştu. Yani burada üçgenin bir tane simetri doğrusu var. Geldik A'ya, A harfine. A harfi de simetrik bir şekildir çocuklar. Tam ortadan ikiye ayırdığımda her iki parça birbirinin aynısı oluyor gördüğünüz üzere. Ve bir tane simetri doğrusu vardır. Gelelim dikdörtgen şeklimize. Dikdörtgen şeklinin çocuklar bir yataylamasına bir simetri doğrusu var. Bu şekilde iki eş parçaya ayırabiliriz. Bir de dikey simetri doğrusu var. Bu şekilde iki eş parçaya ayırabiliriz. Yani dikdörtgenimizin iki tane simetri doğrusu vardır çocuklar. Gelelim kareye. Karemizin çocuklar, bakın ben şöyle bir kare de çizdim size. Karenin dikdörtgenden farklı olarak dört tane simetri doğrusu vardır. Kareyi bu şekilde de iki eş parçaya ayırabilirim. Bakın, ayırdım. Bu şekilde de ayırabilirim. Ayırdım. Bu şekilde de ayırabilirim. Üst üste geliyor. Ayırdım. Bu şekilde de ayırabilirim çocuklar. Tam 4 tane simetri doğrusu vardır karenin. Dikdörtgenin 2 tane, karenin 4 tane çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Karenin 4 tane simetri doğrusu vardır.
Bazı cisimlerin veya şekillerin birden fazla simetri doğrusu olabilir çocuklar. Z harfine bakalım. Z harfi simetrik olmadığı için simetri doğrusu da yoktur çocuklar. Bakın. Evet, bu da simetrik değil çocuklar. Bakın. Ortadan ikiye ayırdığımda sağdaki parçayla soldaki parça birbirinin eşit değil. Ne demiştik? Simetrik olabilmesi için birbirinin eş parçaları olması gerekir. M harfine bakalım çocuklar. M harfini ortadan bu şekilde simetri doğrusuyla ayırdığımda simetrik oluyor ve iki eş parçaya ayrılabiliyor. S harfi de yatay simetri doğrusuyla simetrik olabiliyor çocuklar. İki eş parçaya ayrılabiliyor. O harfimize bakalım. O harfi de hem yatay ve hem dikey simetri doğrusuyla parçalara, eş parçalara ayrılabiliyor. O harfin iki tane simetri doğrusu vardı çocuklar. Alfabemizdeki diğer harfleri de çocuklar, simetrik olanları ve olmayanları sizler defterinize yazınız. Simetrik olanların simetri doğrularını da renkli kalemlerle gösteriniz çocuklar. Şimdi bazen simetri ile ilgili karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesinin örneğini veriyorum çocuklar. Şeklin simetriğini verilen doğruya göre çizelim. Evet çocuklar, doğrumuz bu. Bu şeklin simetriğini karşı tarafa çizeceğim. Karelerden faydalanacağız. Burada bir kareyle başlıyoruz. Doğruya en yakın bir kare çiziyorum. Diğer tarafta ikinci kısımda iki kare. Evet, iki kare çiziyorum. Sonra üç kare çocuklar. Gittikçe artıyor karelerimiz. Üç oldu. Sonra azalıyor. İki kare. Burada iki kare. Ve bir kare ile tamamlıyoruz. Ve şeklin simetriğini çizmiş oluyorum çocuklar. Teşekkür ederim.